İkinci sınıf matematik dersi çarpma işlemiyle ilgili problemleri birlikte yapmaya çalışalım sevgili öğrenciler. Nasıl toplamayla, çıkarmayla ilgili iki işlemli, üç işlemli, tek işlemli problemler varsa çarpma, ilerleyen dönemlerde de bölme işlemiyle ilgili tabii ki problemler karşımıza çıkacak. Burada problemde sonucunda neyi bulduğunu tabii ki bilmek gerekiyor. Bunlar iki adımlı olabilir, üç adımlı olabilir. Anlayarak yapmak lazım ve oradaki işlem sonucunda neyi bulduğunu bilmek gerekiyor. En önemli şeylerden birisi de bu. Şimdi sorumuzla hemen başlayalım. Meryem 6 yaşındadır. Ablası Fatma'nın yaşı Meryem'in yaşının 4 katıdır. Bu ifadeyi sıkça artık göreceğiz. 4 katıdır. Bir sayının şu kadar katı. 3 katı, 5 katı, 10 katı, 7 katı vesaire. Bir sayının katını sen çarpma işlemiyle bulabilirsin. Yani onu sen 6'yı 4 defa büyüt diyor sana. 6'yı 4 defa büyütmek için de çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 6 kere 4. Tabi dikkat edelim. Ablası Fatma'nın yaşının Meryem'in yaşının 4 katıdır diyor. 6 kere 4 24. Sen burada ablanın yaşını buldun. Bitirme bu şekilde. Sorunun sonuna bakar mısın? İkisinin yaşları toplamı kaçtır diyor bize. Ablayı bulduk 24. Meryem de 6 yaşındaydı. Soruda 24 ve 4'ü toplayanlar var. Bu kat ilişkisi sadece. Dikkat edelim lütfen. 24, 6 daha da 30 eder. İkisinin yaşları toplamını bulabilirim. Bir diğer sorumuz. Ömer'in 3 paket kartı vardı. 2 paket daha aldı. Her pakette 7 tane kart bulunuyordu. Ömer kartların 18 tanesini kardeşine verdi. Geriye kaç kartı kaldı? Şimdi sevgili öğrenciler, son cümleye bir bakar mısınız? Ömer kartların 18 tanesini kardeşine veriyor. Geriye kalanı istiyor. Tabi sona doğru bir çıkarma işlemi yapılacağı belli ama öncelikle Ömer'in kaç tane kartı var onu bulmamız gerekiyor. Mesela 3 paket kart, bu birinci paket olsun, bu ikinci paket olsun, bu üçüncü paket olsun. Değişik yöntemleri de var tabii ki. 2 paket dağıldı diyor. Baktığımız zaman kaç tane paket olur? 5 paketi. Her bir pakette 7 tane varsa, 7 kart burada, 7 tane burada, 7 tane kart burada, 7 kart burada, 7 kart burada. Farklı yöntemleri var tabii ki sevgili öğrencim. Kaç kart olur? 7 tane 5 var orada değil mi? Ya da 5 tane 7 var. Ben burada 7 tane 5'i 7 ile 5'i çarparsam 35 sonucuna ulaşıyorum. 35 tane kartları bulduk. Bu 35 tane kartın sevgili öğrencim 18 tanesini kardeşine verirse geriye kalan kartları bulmak için çıkartma işlemi yaparım. 5'ten 8 çıkmaz. 10'luk aldım. 2 kaldı. 15'ten 8 çıkarsa 7 kalır. 2'den 1 çıkarsa 1 kalır. Geriye 17 kartı kalır. Tabi farklı yöntemleri var sevgili öğrencim. İşte her bir pakette 7 kart varsa 3 tane kart varmış. 7 kere 3 21 eder sevgili öğrencim. Bu uzun yolu mesela. 2 paket daha alıyor. Şimdi her bir pakette 7 tane varsa 2 paket alıyor. 7 kere 2'den 14 oldu. Sonra 21 ile 14'ü topluyorsun, 35'i bu şekilde de bulabilirsin. Sonradan 35'ten 18'i de çıkartabilirsin. Tabii sorularımızın, problemlerin farklı yöntemleri de illaki olacaktır. Ve bir diğer sorumuz. Annem içinde 10 tane bardak olan kutulardan 3 tane aldı. İçinde 5 tane bardak olan kutulardan da 4 tane aldı. Annem kaç bardak almıştır? Çocuklar 3 kutu alıyor. İçinde 10 tane varmış her bir kutunun içerisinde. 3 kere 10'dan 30'u buldum. Değil mi? Sonra diyor ki içinde diyor 5 tane olan bardaklardan 4 kutu alıyor. Yani her kelimesini söyleyebilirsin. Her kutunun içerisinde 5 bardak var. 4 kutunun içerisinde 5 kere 4'ten 20 tane bardak olur. Yani annem 2 hamlede birinde 30 bardak alıyor, birinde 20 bardak alıyor. Toplamda kaç bardağı vardır diyor bize. 30'da da 20 toplayıp 50 bardak aldığını bulabilirim. Sevgili öğrenciler, ekranda bana ait olan 2. sınıf eğitim setini görmektesiniz. Birincisi ana DVD, içerisinde Türkçe matematik, hayat bilgisi, derslerine ait 334 adet ders videosu, 46 saat bir anlatım var. Diğer ek DVD, bununla birlikte satılan ek DVD, Türkçe matematik hayat bilgisi derslerine ilgili 182 adet soru çözüm ders videosu, 29 saatlik bir anlatımdan bahsediyorum. Yapman gereken ilköğretimvideo.com, gir buraya, satın alacağın DVD ile ilgili ayrıntılı bilgi edinebilir, siparişini verebilirsin. Devam edelim kaldığımız yerden. Zeynep teyze 8 kutu tabak aldı. Kutuların her birinde 4 tabak vardı. Tabakların 3 tanesi kırıldı. Geriye kaç tabak kaldı diyor bize. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu, dördüncüsü, beşincisi, 6, 7 ve 8 kutu var. Ve her birinin içerisinde 4'er 4'er var. Her kelimesi bize bir şey hatırlatıyordu sanki. Yani 8 tane 4'ü yan yana yazıp, değil mi? Burada toplayacağıma bunun kısa bir yolu var. Hani her defasında böyle uzatmayalım. Bunun kısa bir yolu ne? 8'de 4'ü çarpmak tabii ki.
8 kere 4 32 bardakların sayısını buldum. Ve bundan da 3 tanesi kırılıyor. O zaman ben 32'den 3'ü çıkartıyorum ve geriye 29 bardak kaldığını buluyorum. Bir diğer sorumuz, Enis 2 paket limonlu 5 paket çilekli şeker aldı. Limonlu şeker paketlerinde 6 şeker vardı. Çilekli şeker paketlerinde ise 4'er şeker bulunmaktaydı. Enis'in şekerlerin sayısı kaçtır? Şimdi 2 paket limonlu alıyor. Limonluyu sarıyla gösterelim mi sizlerle? Birinci paket ve ikinci paket. Çilekliyi de işte kırmızıyla gösteriyorum. 5 pakette çilekli alıyor. Bak bu birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü ve beşincisi. Paket, kutu, koli vesaire bunlarla ilgili sorular çıkıyor zaten. Dikkat et işte oradaki kelimelerin de ne anlama geldi. Kutu, kutunun içinde de adet var mesela. Bir kutu govel, ya içinde 17 tane var mesela. Dikkat etmek gerekiyor. Şimdi sevgili öğrenciler, limonlu şeker paketlerinin her birinde 6. Bak burada 6 şeker var, burada da 6 şeker var. Çilekli paketlerin her birinde ise 4'er 4'er varmış diyor. Burada 4 var, burada 4 var, burada 4, burada 4, burada 4 var. Acaba Enis'in şekerlerinin sayısı kaçtır? Çocuklar 2 tane 6 var burada. 6 kere 2 ya da 2 kere 6 12 eder. Buraya baktığım zaman 5 tane 4 var burada. 5'er 5'er 4 tane mi sayarsın? 4'er 4'er 5 tane mi sayarsın? Her türlü de sonucu 20 olarak buluyorsun. 20 tane çilekli şekerimiz var. 12 tane limonlu şekerimiz var. Bunların toplamı 32 tane şekerimiz var. Nilüfer'in kumbarasından 8 tane 10 lira çıktı. Parasının 36 lirasını harcayan Nilüfer'in kaç lirası kalmıştır? 8 tane 10. Ya 8 tane 10'u 8 çarpı 10 diye yazabilirim. 8 defa 10, 8 kere 10. Bir sayı 10'la çarpmak için 8'i yazdım. Sağına bir tane 0 ekliyorsun. 80 ve yani parası 80 lira ve bu paranın 36 lirasını harcamış. Parasını harcarsa eksilir değil mi? Önce sonra da çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Sıfırdan 6 çıkmaz. 10'lu kaldım. 7 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4 kaldı. Geriye 44 lirası kalmıştır. Ve bir diğer sorumuz. İlsu 5 raftan oluşan dolaba kitaplarını yerleştirdi. Her rafa 10 kitap koydu. İlsu'nun kaç kitabı vardır? İşte sana İlsu'nun rafları. Acaba şöyle bir şey yapsak. Şöyle bir şey daha yapsak. 5 tane raf oldu mu? Yani bu rafa işte 10 tane kitap koyuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 değil mi? Burada 10 tane var. Bu rafta da 10 tane var. Burada da 10 tane var. 10 burada. 10 da burada sevgili öğrencim. Orada 5 tane 10 var değil mi? Zihinden mi yapılabilir acaba bu soru? 5 ve sağına 1, 0, 50. Doğru cevap B seçeneği. Ve bir diğer sorumuz, İlayda 4 kutu çikolata aldı. Her kutuda 6 tane çikolata vardı. Mesela şunu da keselim soruyor. İlayda 4 kutu çikolata aldı. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu, dördüncü kutu. Şimdi her kutuda da 6 tane varsa orada 4 kere 6'yı ya da 6 kere 4'ü görmek gerekiyor. Hani önce bir çikolataların sayısını bilelim değil mi? 4 kutu değil. Kutunun içinde de tek tek çikolatalar var. 4 kere 6 mı dersin, 6 kere 4 mü dersin? 24 çikolatayı buldum. Devam ediyorum soruya. Bir kutusunu arkadaşlarına verdi. Kendisi de 4 tane yedi. Şimdi bir kutu 6 tane. Kendisi de 4 tane yedi. Yani eksilenlere bakıyorum 10 tane. Toplamda bizim 24 tane çikolatamız vardı. Bunun 10 tanesini verdi. Bir kutu olarak verdi. 6 bir de 4 tane de kendi yiyor. Geriye kaç tane kalır? 14 tane tabii ki. Cevap C seçeneği. Devam ediyoruz tabii ki sorulara. Annem her birinde 8 yumurta bulunan 5 paket aldı. Yumurtaların 4 tanesini de omlet yaptı. Geriye kaç yumurta kalmıştır? 5 paket, 1 paket, 2 paket, 3 paket, 4 paket, 1 paket daha ekledi, 5 paket oldu. Ve her birinde 8 tane yumurta var. Bu iş sanki yorucu gibi ama daha açıklanıyor. Hocam 5 tane 8 var burada. 8 kere 5 ya da 5 kere 8. Fark etmez. 5'er 5'er 8 tane sayabilirsin. 40 eder sevgili öğrencim. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Yani 8 tane 5 saydım. 40. Bitmedi işte. Şimdi artık ikinci sınıfsın. Böyle tek işlem yaptı çıktı karşına olmaz. Devamını getireceksin. Burada topu topu 10 tane kelime var sevgili öğrencim. Oradaki kelimelerin ne olduğunu, bizden ne istendiğini bilmemiz gerekiyor. Sorular böyle çözülür. 4 tanesiyle omlet yapıyor. Ya ben 5 paket yumurtam var. Her birine 8 tane, toplamda 40 adet ediyor.
Bunların dört tanesiyle omlet yapılıyorsa, değil mi? Biraz soruyla konuşalım. Dört tane çıkartmam gerekiyor. Sıfırdan dört çıkmaz. Onluk aldım. Üç kaldı. Burası on oldu. Ondan dört çıktı. Altı. Üçü de aşağı indirdim. 36. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Bahçemizde 9 tane gül var. Menekşelerin sayısı güllerin sayısının 2 katıdır. Bahçemizde kaç çiçek vardır? Şimdi ben soruya başlamadan A seçeneğindeki 18'e dikkat etmeni istiyorum. 9 tane gül var. Menekşeler bunun 2 katı. 9'un 2 katı. 9, 9 daha 18 eder. 2'şer 2'şer 9 tane sayabilirsin. Bazı öğrencilerimiz 3. sınıfta konusu olmasına rağmen 9'ar, 8'er, 7'şer, 6'şer sayabiliyorlar. 18. Şimdi menekşelerin sayısı, güllerin sayısının 2 katıdır. Sen de 18'i buldun. Ben de 18'e dikkat et dedim. Geldi hemen işaretliyor. Şimdi sen burada 9 ile 2'yi çarptığında menekşelerin sayısını buluyorsun. Sen bunu bilmezsen zaten olmuyor sevgili öğrenci. Menekşeleri buldun. Eğer senden menekşeleri istiyorsa tamam. Soruyu bitirebilirsin. Ama istemiyor senden sadece onu. 18 tane menekşe var. Bak burada soruda vermiş. 9 tane de gül var değil mi? Yani gül toplam çiçek sayısından etmez mi? 18'de 9'u toplayacağım. 9, 8 daha 17. Elde var 1. Ekledim 2. Aşağı indirdim 27. Doğru cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz. Ali'nin 7 tane oyun CD'si vardı. Film CD'lerin sayısı oyun CD'lerin 4 katı idi. Ali'nin toplam kaç CD'si vardı diyor bize. 7 tane oyun CD'si. Filmler bunun 4 katı. 7 ile 4'ü çarptığında lütfen bak seçeneklerde de var 28. Bunun film CD'si olduğunu bil lütfen. 7 kere 4 28. Yani bilmezsen zaten bu problemin bir amacı olmuyor. Ben film CD'lerini buldum. Toplam kaç CD'si var diyor değil mi? 7 tane oyun CD'si var. 28 tane de film CD'si var. Bunların toplamı 28 değil 35 eder. Cevap C seçeneği. Lütfen anlayarak gidelim. Sitemizdeki otoparkta arabalar 7 sıra halinde park edilmişti. Her sırada 3 otomobil vardı. 5 araba daha park edince otoparkta kaç araba oldu? Bakın 1. sıra, 2. sıra, 7 sıra diyor. 3. sıra, 4. sıra, 5. sıra, 6. sıra, 7. sıra ve her birinde 3 otomobil var. Bu sırada 3 tane var. Burada da var, burada da var, burada da var. O işlemi artık çıkartman gerekiyor. Orada 7 tane 3 sıra var. 7 tane 3'ü buldum 21. Otoparktaki arabaları buldum. Bitmedi. 5 araba daha park edince sayılar artar. 21'in üzerine 5'i eklemem gerekiyor. 7 kere 3'ü çarptın 21. Toplamadın çıkardın. Bu sefer 16'yı buluyorsun. Ama burada toplamam gerekiyor. Ve A seçeneğine ulaşmam gerekiyor. Cevabım A seçeneğidir. Sevgili öğrenciler, dersimiz sona erdi. Kendi başınıza çözün lütfen. Problemleri özellikle tekrar tekrar izleyebileceğiniz bir video. Önemli bir konu. Konu sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.